Eren Erdem eski e, CHP milletvekili ve e, geçmişte 17-25 Aralık'ta haberleri paylaşımından dolayı e, bir dava açılmıştı kendisi hakkında. Ve dün şartlı e, adli kontrol şartıyla serbest kalacaktı. Ancak salı verilmeden, sarı veri, salı verilmeden tekrar tutuklandı. Sizin huzurunuzda bu insan hakları sözleşmesi mevzuatına paramparça edip yırtıyorum. Tahliye olacaktı, yeniden tutuklandı. Eski CHP milletvekili Eren Erdem hakkında mahkeme tahliye kararı vermişti. Yakınları cezaevi çıkışında onu karşılamayı beklerken üst mahkeme yakalanıp tutuklansın dedi. Başta annesi olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şimdi bir rapor daha göstereceğim arkadaşlar. Üzerinde yine gizli ibaresi bulunan bir istihbarat raporu. Eren Erdem soruşturmanın gizliliğini ihlal Gizli tanığı deşifre ve PETÖ'ye yardım suçlamalarıyla 29 Haziran 2018'de tutuklandı. 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Pazartesi günü mahkeme adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ama hemen sonrasında itiraz geldi. Davayı baştan beri takip eden mahkeme bir tahliye kararı verdi ve adli kodlu kararı verdi. Ama bu karara daha sonra savcı itiraz ettiğini öğrendik. Üst mahkemede Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı zaten henüz cezaevinden de tahliye olmamıştı. Eren Erdem biraz sonra teorik olarak cezaevinden tahliye edilecek, evrak üzerinde muhtemelen bir gözaltı merkezine sabaha kadar bekletilecek ve yarın da tutuklama amaçlı bir mahkemeye muhtemelen de 24. Arza Mahkemesi'ne çıkarılacak. Bugün tekrar mahkemeye çıkarıldı ve bir üyenin itirazına karşın oy çokluğuyla tutuklandı. Anne Hüsnü Erdem sinir krizi geçirdi. Babası Hasan Erdem'in de iddiaya göre gösterdiği tepkinin ardından işine son verildi. Emin önünde halı satan bir dükkanda çalışıyordu. Gece mahkeme heyeti toplandı. Kaçma şüphesiyle tutuklanmasına karar verildi. Niye kaçsın ayrıca? Suçlu insan kaçar bu suçlu değil ki. Niye kaçsın?